Merhabalar herkese. Bugün yeni bir ürünün kutu açılışını yapacağız. Presonus'un Quantum serisi. Geçen senelerde size tanıtmıştık hatırlarsanız. Gecikme hızı olarak piyasadaki en hızlı ses kartı olarak piyasaya çıkmıştı. Bu serinin yeni kardeşi Quantum 2626. Biraz daha standart Quantum'a göre bütçe dostu. Çünkü üzerindeki birkaç ekran özellik az. Ama hala çok düşük bir gecikme hızıyla çalışan çok güzel bir ses kartı. Şimdi bunun kutu açılışını yapacağız. Ve driver indirip hemen bilgisayara tanıtacağız. Ondan önce kutuyu açarken size biraz da bu ses kartının özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İki tane preamp'isinde send return var. Yani harici bir outboard ekipmanınız varsa, bir kompresör ya da equalizer'ınız varsa bunu 1 ve 2 nolu preamp'den direkt çıkarıp tekrar geri gönderebiliyorsunuz. Arkasındaki 8 tane çıkış DC coupled voltajlı sinyal gönderebiliyor. Böylelikle modüler synthesizer'larınız varsa bu ses kartından direkt onları tetikleyici sinyal de gönderebiliyorsunuz. Çok basit bir kutusu var. Aynen ses kartının kendisi gibi. Ses kartı tamamen performans ve hıza odaklı üretilmiş adeta. Hemen bakın şöyle görüyorsunuz kutu içeriğini. Bir tane kablo, güç adaptörü ve ses kartının kendisi. Kutu bundan ibaret. Bu çok karizmatik mat siyah renk teması da gerçekten oldukça şık görünüyor. Taktığınızda rack üzerinde çok hoş duracağına inanıyorum. Şimdi ses kartı elimde. Görmüş olduğunuz gibi iki tane mikrofon ve enstrüman girebileceğiniz giriş. Onun haricinde ekstradan 6 tane daha line level girebileceğiniz giriş. Toplamda 8 tane mikrofon preampisi. Hepsinin kazanç değerleri. Ana çıkış. 2 tane de kulaklık çıkışınız var. 300 ohm'a kadar kulaklık bağlayabiliyorsunuz buraya. Arkasında biraz önce bahsettiğimiz gibi preamp out'u ve daha sonra line return. Buraya isterseniz bir outboard ekipman bağlayabiliyorsunuz. DC coupled olarak da kullanabileceğiniz line level çıkışlara ek olarak bir de harici hoparlör çıkışı. Şunun altında, etiketinin altında ADAT giriş çıkışlarınız var, şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane. MIDI giriş çıkışları, SPDIF giriş çıkışları ve hemen yan tarafında harici clock isteyen cihazlarla kullanabilmeniz için word clock in ve out'u. Hemen onun yanında da bakın Thunderbolt 3 bağlantısı var. Hazır laf buraya gelmişken ondan da biraz bahsedelim size. Cihaz Thunderbolt 3 ile çalışıyor arkadaşlar. Fakat Thunderbolt 1 ya da Thunderbolt 2'si olan Mac'lerde ya da PC'lerde kullanabiliyorsunuz. Bizim buradaki PC'mizde bir Thunderbolt 3 çıkışı var. Mac'imizde ise Thunderbolt 2 çıkışımız var. Bu her iki cihazla beraber uyumlu kabloyla bunu kullanabiliyoruz. Şimdi ses kartını açarken içerisinden bir Thunderbolt kablo çıkmadı. Çünkü Thunderbolt kablo Apple'ın kendi patentinde olan bir kablo olduğu için cihazların içerisinden çıkmıyor. Bildiğim kadarıyla sadece Avid'in ses kartlarından çıkıyor. Onun haricinde hiçbir ses kartından çıkmıyor. O yüzden bu ses kartını aldığınızda Apple Store'a gidip bir adet de uygun Thunderbolt kablo almanız lazım. Benim buradaki Macintosh'umda anlatacağım size hızlıca. Cihazım 2014 model bir Mac. Thunderbolt 2 bağlantı soketi var cihazımın arka tarafında. Fakat bu ses kartı Thunderbolt 3 ile çalıştığı için şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tarafı Thunderbolt 1 ya da 2, diğer tarafı ise Thunderbolt 3 USB-C bağlantı tipinde olan konnektör alıyorum. Bunu bağlayıp cihazımı bu şekilde kullanabiliyorum. Dikkat etmeniz gereken bir ikinci nokta da şu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu iki bağlantı tipi birbiriyle aynı. Çünkü ikisi de USB-C olarak geçiyor. Fakat USB-C bu soketin adı. Konnektör tipi olarak aynı olduğundan karıştırmanız çok normal. Fakat bu iki kablo birbirine uygun sinyal geçirmiyor. Genellikle bilmeyen arkadaşlar USB 3 kablosu, USB-C kablosu alarak Thunderbolt tipi sinyali bundan geçirmeye çalışıyorlar. Fakat üzerindeki şimşek işaretiyle bu kabloyu ayırabilirsiniz. Thunderbolt tipi sinyal geçiren konnektör muhakkak şimşek işaretinde sahip olacak. Thunderbolt 3 kablomu, ses kartımı hemen bağlıyorum ve ilk defa ses kartımı açıyorum. Enerjiyi veriyorum. Ses kartım hazır. Şimdi Presonus'un sayfasına gidip driver indiriyorum. İndirdim ve biraz önce kurdum arkadaşlar. Geriye şimdi sadece power düğmesine basarak ses kartımı çalıştırması kaldı. Düğmesine basıyorum. Gördüğünüz gibi ışık yanım sönmeye başladı ve bakın hemen kurduğum ekranda ses kartı anında belirdi. Görmüş olduğunuz gibi cihaz 0 ve bu yüzden ilk başta hemen sizden bir firmware güncelleme istedi. Canlı olarak bir firmware güncelleme de yapalım. Birkaç dakika alacağını söylüyor. Biraz bekleyeceğiz. Firmware güncelleme esnasında kesinlikle cihazınızı kapatmıyorsunuz. Kablosunu sökmüyorsunuz. Hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Bu işlem bitene kadar bekliyoruz. Bu gibi durumlarda elektrik kesildiğinde muhtemelen proses yarıda kalacaktır. Bunu engellemek adına böyle cihazlarınızı sağlam bir güç ünitesiyle beraber kullanmanızı öneriyorum. Görmüş olduğunuz gibi güncelleme yapıldı. Cihazım bir kere açık kapatmamı istiyor. Evet, driver'ı yükledik.
firmware'i güncelledik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hemen Universal Control Driver'ın üzerinden çift tıklayarak ses kartın ekranına ulaşıyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi gecikme o kadar düşük olsun diye üzerinde bir dahili mikser yok. Driver ekranında meterlardan başka hiçbir şey yok. Gerçekten kullanması çok basit bir kart. Presonus şöyle düşünmüş, bu kartın gecikmesi o kadar düşük ki bütün ayarlarınızı direkt kullandığınız Studio One, Cubase, Logic gibi DAW programın içerisinden yapabilirsiniz. Aslında çok pratik. Dolayısıyla bu çalışma stilini beğenen arkadaşlar da olacağını düşünüyorum. Ekran çok basit olduğu gibi neredeyse meterlardan başka hiçbir şey yok. Sadece ADAT bağladığınızda ekstradan ADAT girişlerini ve bir de burada real-time analyzer olacak. Mesela hemen buradan bir mikrofon takayım ve enerji vereyim. Görmüş olduğunuz gibi Real Time Analyzer ekranında da neyin ne olduğunu size gösteriyor. Bunun haricinde sadece meterler oynuyor. Geri kalan bütün ayarlarınızı kullandığınız program üzerinden yapıyorsunuz arkadaşlar. Videonun başında bahsetmiştik. Quantum serisi ilk çıktığında piyasadaki en hızlı ses kartı olarak adlandırılmıştı. Bununla alakalı Sound on Sound magazinin çok güzel bir incelemesi vardı. Size onu göstereceğim buradan. Burada bazı kıyaslamalar var. Quantum serisi ses kartının şu ana kadar test ettikleri kartlar içerisinde en düşük gecikmeye sahip olduğunu gösteren veriler var. Quantum 2626'da aynı teknolojiyle üretime devam ediyor ve üzerindeki mikser ekranının biraz daha dar olması yüzünden muhtemelen bunda ondan daha düşük bile latency'ler yaşayabileceksiniz. Bu günlük hayattaki kullanıcı için neredeyse sıfır gecikme demek. Hiçbir problem yaşamadan rahatlıkla gecikmesiz kullanabileceksiniz. Fiyatına göre gerçekten çok iyi bir ses kartı. 115 desibellik bir dinamik alanı var. 310'a kadar kulaklık kullanabiliyorsunuz. DC couple çıkışları, ilk iki preampisinde send return'u var. Fiyatı oldukça uygun, ses kalitesi oldukça iyi. Dolayısıyla böyle basit pratik direkt takıp hızlıca çalışmak isteyen arkadaşlar için gönül rahatlığıyla önerebileceğimiz bir kart. Presonus'un son zamanlardaki driver'ı çok iyi çalışıyor. Bu konuda bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Bugün sizlere Presonus'un Quantum 2626 ses kartını tanıttık. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Umarım verdiğimiz bilgiler açıklayıcıdır. Yeni ürünlerimiz geldikçe sizlere kutu açılışlarını ve incelemelerini yapmaya devam edeceğiz. Bunları takip etmek için lütfen kanala abone olun ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar onları yanıtlamaya çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.